Otur yanıma Ceylan gözlüm. Efendilerin yanına oturmak kölelerin hakkı değildir. Öğüt mü veriyorsun bana? Vazifem sizlere öğüt değil, içki vermektir efendimiz. Gel bana! Ne biçim davranış bu? Alın kırbaçlayın bunu! Bir köle için sinirlenme Ümeyye. Bu sıkıntını ancak Bilal'in güzel sesi giderir. Bilal'in geçenlerde Büyük Kubbeli yaptığını duydun mu? Evet. Fakat Büyük Kubbeli hakaret için değil, temizlemek için tükürmüş. Ya efendim, Ebu Bekir yarın bir kısım daha kumaş yollayacak. Fiyat aldığımız mallardan daha düşük. İyi bir köle, bir de sesini dinlesek. Bize bir şarkı söyle Bilal, eğlendir beni. Zindanda kaldığım müddet içinde sesim bozuldu. Emrinizi yerine getiremeyeceğim. Bu ne biçim cevap? Zindana putlarımıza hakaret yüzünden girdin ey Bilal! Ey akılsız kulum, atalarımızın dinini yalancı çıkarmak sana mı düştü? Beni dinlemiyorsun ha? Bu davranışlarınla dostlarım içinde küçük düşmek istemem. Senin gibi bin tane Bilal'i işkenceyle öldürüp putlarımıza iman ettiririm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdülmuttalib. Şimdi ayaklarıma kapanacaksın, yoksa seni öldürürüm. Önünde kapanacağım sen değilsin ya Ümeyye, Hazreti Allah'ındır. Bundan sonra artık şiddetle harekete geçmeliyiz. Ne oluyor Meddar? Kureyşliler bir Müslüman köle yakalamışlar. Beni koruyun ya Ebu Bekir! Bu zavallıya neden bunu reva gördünüz? Putlarımızı inkar etti, Allah birdir dedi! Bırakın onu bize! Parçalayalım bu pis esiri! Ölümü hak etti! Durun! Durun! Bu köle bize sığınmıştır. Onu ele geçirmek için bizi çiğnemeniz lazım. Siz büyük insanlarsınız, sizinle işimiz yok. Öyleyse bu kölenin cezasını biz verelim. Olmaz öyle şey, cezası bizdir! Durun! Anlıyor musunuz ey gafiller? İki büyük adama kafa tutup, onlara sığınan zavallı bir köleyi ellerinden almaya kalkıyorsunuz. Hepiniz köpekleştiniz! Defolun! Sen bu işe karışma ey Ömer! Hadi parçalayalım şu! Defolun dedim size! Tam zamanında yetiştin Ömer. Beni Kureyş gittikçe soysuzlaşıyor. Ya Ömer! Adın ne senin? Şuayb efendim. Beni efendine götür, seni ondan satın alayım. Hayrola Ömer? Utanmazlar, Ebu Bekir'e bile karşı geliyorlar. Zavallı köle kan revan içinde kalmış. Bu davranışın Allah yolunda ilk adımın oldu ya Ömer. İslamiyet temiz insanın kanındadır.